Ya malumunuz üzere artık bugün itibariyle tedbirler neredeyse tamamen kalktı. Tedbirler neredeyse tamamen kalktı ama yani salgın henüz bitmedi. Bunu bir kere daha söylüyoruz. Yani salgın henüz bitmedi. Bir süre daha gündemimizde olmaya devam edecek görünen. Şimdi bundan sonraki süreçte biz tüm enerjimizi aşılamaya vermek istiyoruz. Yani önceliğimiz aşı. Aşı konusunda ilerleme kaydedebilirsek istediğimiz şekilde inşallah yani Ağustos ayında falan çok daha rahatlayacağımızı düşünüyoruz. Şimdi malumunuz olduğu üzere aşılama hani artık şu anda 18 yaş üstüne açık. Hatta bugün itibariyle 50 yaş üzeri vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız 3. doz aşıda olabilecekler. Ama burada birkaç hususu özellikle ben söylemek istiyorum. Şimdi bir arkadaşlar şimdi aşılamada şöyle bir problemimiz var. Geçen gün Twitter hesabımızdan malumunuz yaş gruplarındaki aşılama sayılarını paylaştık. Orada sizin de dikkatinizi çekmiştir. Yani sonuçta aşılama oranı böyle devam ediyor. Yani buralarda %90'larda olan 60 yaş üstünde aşılama oranımız yaş grubu gençleştikçe maalesef aşılama oranımız da aşağıya doğru düşüyor. İşte burası da 18 yaş üzeri işin gerçeği. Onun için tekrar söylüyoruz. Yani şu anda aşı olabilecek durumdaki tüm vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmasını istiyoruz. Lütfen. Yani virüsün gidecek yerinin kalmaması lazım. Yoksa vakalar, hastalık vesaire, mutasyonlar özellikle devam edecek. Yani şimdi dediğim gibi 18-24 yaş grubunda şu anda aşılanma oranımız yani maalesef %30 bile yok sonuçta. Onun için dediğim gibi yani bu nüfus gençleştikçe aşılama oranımızda ciddi düşüş var. Ama daha işin gerçeği tuhafı yani 50-54 yaş, 45-49 55-59 yaş grubunda da hala aşı olmayı bekleyen binlerce vatandaşımız var. Yani bu grupların tamamı risk altındaki gruplar dediğim gibi yani sayıları şimdi detaylı olarak vermeyeceğim. Bunu zaten sizlerle paylaştık. Onun için ama dediğim gibi şu anda il genelinde hani birinci doz yaptığımız vatandaş oranımız %63,7 hedef nüfus içerisinde. İkinci doz oranımız da %34,7. Şimdi biz bu %34,7'yi bir kere %70'e çıkarmamız lazım. Yani yolun yarısında bile tam olarak değiliz. Bugüne kadar il genelinde toplam 134.054 doz aşı uyguladık. Birinci ve ikinci doz toplam. 134.054. Dediğim gibi herhangi bir problem yaşamadık bugüne kadar. Onun için vatandaşlarımız lütfen tekrar söylüyorum. Yani sağda solda yazılan bilimsel temelden yoksun iddialara itibar etmesinler. Yani 87.576 birinci doz, 46.478 doz da ikinci doz aşı uygulandı elimizde. Bir problem de yaşamadık ama dediğim gibi bu sayıyı çok daha yukarıya çıkartmamız lazım. Ayrıca 50 yaş üstü vatandaşlarımızın da hatırlatma dozlarını olmalarını istiyoruz muhakkak. Bir diğer gelişmeyi de sizlerle paylaşalım. Hindistan varyantı ilimizde dün itibariyle görüldü arkadaşlar. Ama bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Yani Sağlık Bakanımız malum 26 ilde görüldü dedi. Bu artık bir girdikten sonra bu neticede virüsün salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. İlimize gelmemesi düşünülemezdi ama dün ilk hastamız 61 yaşında bir erkek vatandaşımız tespit edildi. Şu an için durumu iyi. Ama tekrar söylüyoruz. Yani hepimizin dikkat etmesi gerekmekte. Aşıların yapılmasını istiyoruz. 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da 3. dozlarını olmalarını muhakkak istiyoruz arkadaşlar. Şimdi hastanemizde halihazırda 18 hastamız var. Bunların 13'ü serviste, 5'i de yoğun bakımda. Maalesef yoğun bakımdaki 5 hastamızın tamamı entübe durumda. Yani malumunuz vefat sayısı 419, bir süredir sabit kalıyor orada. 1 Haziran'da yapmış olduğumuz toplantıda bu sayı 409'du. Yani o günden bugüne 10 vatandaşımızı daha kaybettik bir ay içerisinde. Diğer aylarla karşılaştırdığımızda çok şükür düşük olabilir. Ama ölümler devam ediyor. Bunun da
Hani iyi bu. Şu anda serviste yatan hastalarımızın en küçüğü 44 yaşında. Ve yine servisteki 13 hastamızın 3'ü 65 yaş altı hastalarımızdan oluşuyor. Onun için yoğun bakımdaki hastaların da en küçüğü 69 yaşında. Diğer hastalarımız 69 yaşın üzerinde, yani bu en tip olan hastalarımız. Dediğim gibi, ama hastalık salgın hafiflemiş olsa da etkisini devam ettiriyor. Onun için tekrar söylüyoruz. Lütfen aşı olalım. Şu anki en büyük mücadelemiz o. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı ile ilgili olarak da gerçekten endişe içerisindeyiz. Onu söylemek istiyoruz. Çünkü ister istemez bir hareket olacak. Vatandaşımız, hani biz bu normalleşme dönemlerini artık malum kaçıncı defa yaşıyoruz. Bu dönemlerde gördüğümüz en büyük sıkıntı zaten psikolojinin kontrolü oluyor. Psikolojiyi yönetemiyoruz. Şu anda siz daha iyi görüyorsunuzdur bunu. Herkes salgının, hastalığın bittiği kanaatinde genel manada. Çünkü yani ilimizde günlük 10 ile 20 arasında vaka çıkıyor. Bu vakalar tabii il geneli yayıldığı için merkezde 3-5 vaka ancak var. Bunun sonucunda da tabii ki herkesin etrafında, çevresinde öyle hasta olan, vefat eden falan olmayınca vatandaşlarımız hastalığın bittiğini düşünüyorlar ama hastalık bitmedi. Şimdi bu Hint varyantı ile ilgili olarak da şu anda en büyük sıkıntı da şu, yani hastamızın yakın dönemde bir seyahati falan söz konusu değil. Onun için yani filyasyon çalışması çok detaylı olarak yapılıyor ama yani buradan şunu söylemek istiyorum, muhtemelen asemptomatik olan, semptom göstermeyen kendi yakınındaki, yakınlarındaki bir kişi bu hastamıza bulaştırdı. Yani aslında hatırlarsanız İngiliz varyantı ilk geldiğinde Kızılırmak'taki ailenin bir seyahat hikayesi vardı. Yani Samsun'a gitmişler. Samsun dönüşü onlar tanı konulmuştu. Samsun'daki temaslıları da zaten aynı şekilde teşhis konuldu onlara da. Ondan dolayı, ama burada bir seyahat hikayesi falan da yok. Bu sebeple aslında en korktuğumuz vakalardan diyelim. Çünkü dediğim gibi tam olarak şeyi tespit edemiyoruz, kaynağı. Bu da bize bu işin arkasında bir asemptomatik, hani muhtemelen yaşı genç vatandaşımızın görüştüğü, konuştuğu, bir araya geldiği birisine işaret ediyor. Bunun için tekrar söylüyoruz, lütfen dikkatli olalım. Ama yani psikoloji çok rahatladığı için bunun kolay olmadığını farkındayız. Şu anda bununla ilgili olarak en temel çözüm de aşı. Tekrar söylüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın ivedi olarak. Yani bakın şeyde şimdi malumunuz, ya dün ilimizde 1938 aşı yaptık. 1938. Şimdi yani bugüne kadar dediğim gibi yani günlük 4500 aşıyı çok rahat yapabilecek durumdayız. Ben bunu bir defa Twitter'dan da ifade etmiştim. Ama yani son bir haftaya baktığımızda yani 2000'i geçtiğimiz 1-2 gün var. Ama bunun dışında aşı sayılarımız 2000'in altında hep seyretmiş durumda. Dediğim gibi bundan da hiç memnun değiliz ki bu aşıların bir kısmını da sahada yapıyoruz. Yani sahada yapmamıza rağmen hani dün mesela sahada 617 aşı yapmışız. Yani biz gitmişiz. Sahada 617 aşı yapmışız. Dediğim gibi önceki günlerde de sahada aşılamalarımız var. Onun için tekrar söylüyoruz, yani vatandaşlarımız aşı olmaya gelmiyorlar. Malumunuz yani ben geçtiğimiz haftaydı herhalde, yani bu hastaneyi bir ziyaret de ettim. Hani bu aşı katını bakalım diye. 15 tane oda var orada arkadaşlar, ayırdığımız. 15 oda var. Dediğim gibi hastane günlük 1500 aşıyı falan çok rahat yapabilecek durumda. İl genelinde 4500 aşıyı gözü kapalı şu anda yapabilecek potansiyele sahibiz. Ama dediğim gibi değil, 4500'ü 3000'i bile görmedik yani sonuçta. Onun için vatandaşlarımızdan lütfen her şeyde, hani böyle randevuda vesairede zorlanıyorlarsa gelsinler, müracaatlarını yapsınlar, arkadaşlarımız onlara gereken yardımı yapacaklar. Sahaya da ondan çıkıyoruz işin gerçeği. Malum OSB'yi de dolaştım ben. Oradaki fabrikalarımıza falan da güzel bir program dahilinde aşılamayı yapıyoruz. Yani Japonlar hasaten teşekkür ettiler. Ben dünya genelinde yanlış olmasın 8 fabrikası var Sumitomo'nun. Dünya genelindeki hiçbir fabrikalarında bizdeki kadar işçilere aşı olmamış. Bu bir
hiçbir fabrikada yerinde aşı falan da uygulanmamış yani. Hani şu anda en fazla aşı olan personel Türkiye fabrikasında ve böyle bir uygulamada ilk defa Türkiye fabrikasında oldu dedi. Hatta genel müdürün bana ifadesi, hani Japonya'da ne ailem, aile çevrem ne de işçilerimizden aşılanan olmadı diye ifade etti. Hani elimizden geldiğince arkadaşlarımız, bizler gayret gösteriyoruz ama vatandaşımızdan da isteğimiz lütfen aşı olsun. Yani dediğim gibi şimdi 134 bin doz aşı yaptık. Herhalde birine bir şey olsa birimiz duyardık, görürdük, bilirdik. Ya da dünya genelinde milyarlarca doz aşı yapıldı. Bak, hani böyle bütün ülkeler aşağı yukarı aynı aşıları kullanıyorlar. Onun için şu ana kadar da böyle ciddi bir durum saptanmadı. Ki dediğim gibi bu aşıların hepsi artık aylarda zaten kullanımdalar. Bunun üstünde, öncesinde de bir sürü testten vesaireden geçtiler. Hani bilime, bilim insanlarımıza güvensin diyoruz vatandaşımız. Yani sosyal medyada, Facebook gruplarında, WhatsApp gruplarında dolaşan gönderilere lütfen ama lütfen itibar etmesin. Diyorum ben şu anda temel olarak ifade edeceklerim bunlar. Çankını gelelim de bugüne kadar da o rakamı herhalde bir süredir paylaşmadık ama toplamda 4.224.729 lira ceza yazmışız arkadaşlar. 4.224.729 lira ceza yazmışız. Salgının başından beri. Allah taksiratımızı affetsin. Yani ne kadar tahsil edilmiş? 508.271 lirasını tahsil etmişiz. Evet. Fena değil ya. Diğerlerinin de peşindeyiz. Yani bu 2011 yani şey icra takibatı vesaire göndermeye de devam ediyoruz. Evet. Yani dediğimiz gibi ya her zaman söylüyoruz. Denetimlerde hiçbir zaman amacımız ceza yazmak değil. Ama sonuçta ceza uygulamak durumunda kaldığımız durumlarda oluyor. Diyorum ben hepinize teşekkür ediyorum. Bilmiyorum Şahin Bey. Ha, hıfzı sağ kararlarımızla ilgili olarak arkadaşlar bir şeyi hatırlatmak istiyoruz. Bir, düğün konvoyları yasak. Tekrar söylüyoruz bunu. Bakın her şey serbest derken düğün konvoyları yasak. Zaten düğün konvoylarının aslında salgınla falan alakası yok. Her zaman yasak olması lazım. Çünkü şehir kültüründe arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Hem trafik güvenliğinin, bakın ben şahsi aracımla geçen yıl iki defa düğün konvoyuna denk geldim. Yani Ilgaz yolunda. Yolda iki şerit konvoy gidiyordu yani. Yani siz gelip geçemiyorsunuz da yani iki şeridi kapatmış konvoy gidiyordu. Köyden kızı almışlar. Onun için dediğim gibi hem de ayrıca yine salgın tedbirleri kapsamında da çünkü arabalara millet bir arada oluyor, belli bir seyahat yapılıyor vesaire falan. Onun için düğün konvoyları yasak, bunu tekrar söylüyoruz. İl merkezinde sokak düğünleri de yasak. İl merkezinde sokak düğünleri de yasak. Köy düğünleri serbest. Onun için başka da bir şey yok zaten. Başka bir şey yok. Yani, asker düğünleri de giriyor değil mi? Tabii ki. Yani asker uğurlama falan. Yani konvoyun her türlüsü, hani konvoyun her türlüsü yasak. Şeyden onun dediğim gibi ayrıca söylediğimiz gibi sokak düğünleri de il merkezinde yasak. Arkadaşlar bunu da duyurmanızı istiyoruz. Çünkü vatandaş 1 Temmuz itibariyle hani böyle maskeyi zor taktıracağız. Öyle görünüyor yani. Ama tekrar söylüyoruz. Salgın bitmedi. Ve eğer aşılamada istediğimiz noktaya gelemezsek Allah korusun kurbandan sonra tekrar bir yükseliş. Evet, Ağustos, Eylül. Bütün dünya korkuyor. Yani özellikle bu Hint varyantı dünyada hakim varyantı. Mesela İngiltere'de artık malumunuz İngiliz varyantı kalmadı. Hint varyantı hakim oldu. Çünkü böyle ilerliyor iş. Onun için muhtemelen Ağustos, Eylül'de de dünya genelinde Hint varyantı. Çünkü diğerlerine göre 5-6 kat daha bulaşıcı. Çok daha hızlı bulaşıyor. Hastalığın daha ağır geçtiğiyle ilgili olarak sağlıklı bir veri yok yapılan araştırmalarda ama daha hızlı bulaştığı kesin. Onun için önümüzdeki süreçte bunun hakim olacağı düşünülüyor. Aşılar varyantlara karşı şu anda genel manada etkili. Bazı varyantlarda etkinlik oranında bir azalma olsa dahi etkisiz değil. Onun için dediğim gibi tekrar söylüyoruz. Vatandaşlarımızın aşı olmasını istiyoruz derken sorayım, aşı olmayan var mı salonda? Bugün işlerinde haftada bir aşı olabilir. Olabilir. Arkadaşı Ramazan hafta çıkışta ekip alsın. Arkadaşı da alsın.
arkadaşların eşkalini verirsen ekiplere. Arkadaşları ekip alıp şeyden doğru hastaneye iletirlerse. Sonra yorulmasın Sayın Valim. Nasıl? Hastaneden sonra yorulmayın. Ha. Buyurun buyurun. Bu yaptığımız aşılama da şu an aşılanmamış nüfus sayımız kaç kişi var? Valla geçen gün tek tek yazdık ya. Yani Twitter'daki şeyden şimdi şimdi 180. Yani tabloda baktığım şimdi birinci doz yaptığımız toplam şimdi hedef nüfus içerisinde malum şu anda 0-18 yaş hedef grupta değil. 0-18 yaş. Bugün itibariyle son 3 ay içerisinde korona geçirmiş olanlar da hedef grupta değiller. Son 3 ay içerisinde. 6 aydı malum bugün itibariyle 3 aya düştü. Yani çok az bir kitle hedef grupta değil ama şimdi 18-24 yaş grubunda mesela 17.435 kişi var aşı olması gereken. Aşı olan 5.277 kişi. 5.270. Yani bu attığım tweetten farklı olabilir. Bunlar hani güncel rakamlar çünkü. Şimdi 25-29 yaşta da mesela 13.059 kişi var aşı olması gereken. Aşı olmuş olan 5.110. Yani buralarda fark büyük. Ama buyurun. Birinci doz hemen söylüyorum. 87.576. 87. 27 eğitim öğretim gören 18 yaş altı var. 116 mi? 87-116. 70 bin kişi falan var yani. %50'si aşılanmış. Yani %63. Birinci doz yaptığımız %63,7. Birinci doz yaptığımız nüfusun, hedef nüfusun ama. Hedef nüfusun, total değil. Hedef nüfusun %63,7'sini aşılamışız birinci dozda. %34,7'sini de ikinci dozda aşılamışız. Malumunuz bugün itibariyle ikinci doz 4 haftaya düştü. Hani birinci de 6 hafta falan da. Onun için randevuları falan da güncelleyin. Onun için yani bunu da biraz daha yukarı taşıyacağımızı düşünüyoruz. Hani vatandaş belki Temmuz'un 5'i 10'unda falan gelecek olan sıra bugün geldi yani. Bilgisi olsun. Arkadaşlar bakın biz hafta hafta tamam mı tek tek aşıların etkinliklerini de takip ediyoruz. Ve ben daha önce de söyledim. Eğer son yükselmeye yani Nisan ve Mayıs ayındaki görmüş olduğumuz yükselme trendine aşı olmadan aşılamamadan girsek tablo gerçekten çok daha sıkıntılı olurdu. Orada aşının çok büyük faydasını gördük. Onun için ya vatandaşımızın gerçekten bir tereddüdü olmasın. Bakın yani bütün dünya bu aşıları uyguluyor. Bütün dünya. Hani on milyarlarca doz yapıldı. Ortaya çıkan yan etki vesaire oranları belli. Ki bunlar çok 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 nadir olarak görüldü. Onun yani bir fayda ve zarar risk karşılaştırması yaparsak aşı olmakla ilgili hiçbir tereddüt yok. Onu söyleyelim. Yani ya vatandaşımızın bakın şu anda eczaneden gidip alıp kullandığı vitamin ilaçlarının hiçbirisi bu aşılar kadar testten, incelemeden, onaydan falan geçmiyor. Bunu bilin yani. Sonuçta. Yani bunlar çok uzun bir süreçten geçti sonuçta. Ama yani dediğimiz gibi hala bu tereddüdü inanın ben anlamış değilim. Yani bu kadar insan öldü. Bakın 5 tane entübe hastamız var. Bugün yarın birisini ikisini kaybedeceğiz yani. Yani Allah hepsine şifa versin ama yani bugün yarın. Şimdi dediğim gibi yani bir ayda 10 can daha gitmiş. Bir ayda 10 can daha gitmiş. Şimdi bugün yarın belki 1-2 daha eklenecek. Onun için lütfen herkes aşı olsun diyoruz. Hem kendisi hem sevdikleri için. Bakın aşının hastalığın gidecek yeri olduğu sürece ilerleme devam edecek. Yani biz sürekli olarak vaka görmeye devam edeceğiz. Çünkü gidecek yeri var. Yani mesela salonda iki arkadaş var. Şimdi emniyette iki tane polis arkadaş pozitif oldu. İkisi de aşı olmamışlar yani. Gibi yani. Mesela yani beraber çalıştıklarında bir şey yok ama. Mesela o arkadaşlar olmamış. İhmal etmişler, pozitif oldular. Yani burada da işte dediğim gibi aşının gidecek yerinin kalmaması lazım ki rahata erelim diyoruz. Evet buyurun. Şimdi Sayın Valim, bu restoran, kafe gibi insanların sosyalleştiği alanlarda denetimler sürecek mi? Birinci soru. İkincisi de bu aşı olmayanlarla ilgili en yüksek yaşlı gruptan başlayarak bir ikna çalışması yapıyor musunuz? Yapmayı düşünüyor musunuz? Ya da yapmayı. Ya şöyle yapalım. Biz tek tek hani arkadaşlarımızla ADNKS üzerinden özellikle aşı ilk açıldığı zamanlarda 65 yaş üstü nüfusun vesaire bütün bilgilerini tüm ilçelerimizle falan da paylaştık. Arkadaşlarımız tamamına tek tek ulaştılar.
Hatta malumunuz salı günü kaymakamlarımızla yine bir toplantı gerçekleştirdik. İlçelerimizin aşılama oranlarını onlarla paylaştık. Sonuçta arkadaşlar da şu anda süreci itinayla takip ediyorlar. Yani ben işte salı günü salı günü Eldivan'daydım malumunuz. Eldivan'da da hani şimdi orada da hani muhtarlarla falan paylaştım. Şimdi şu bizim ilçelerimizin aşılanma haritası. Yani aşılanma oranları. Yani Çankırı genelinin şu anki aşılanma oranı sonuçta yani en yüksek %60 en düşük %60 en yüksek %76,67. Neresi orası? Merkez. İçlerden gitsen hangisi? Azot Çokola. Çokola. İlçelerde Bayramören yüksek. %76. Zaten orada 500 kişi var. Tamam işte. Tamam. %100 olması lazım aslında. Sayın Bayram burada. Yani %76 bakın orada bile bir şey var, kaçak oranı var yani. Bir kaçak oranı var. Yani ilçelerde dediğimiz gibi onun için süreci tek tek yani tüm arkadaşlarımızla beraber takip etmeye çalışıyoruz. Hani bu vatandaşlarımıza da hatta yarınki hani bugün Müftü Hoca'yla son sabah nasıl? Bayram önce başlayacağım da şimdi öyle sitesini açlayalım. Sayın Bayram. Bu ilerleyen süreçte işte aşı olmayanların kamusal alan gibi böyle olabilir. Alamayacakları yani şimdi ama oraya aykırı olmaz ki. Ya şöyle burada bir burada bir tartışma var doğru. Hayır. Yani kişi özgürlükleri açısından doğru, kamu sağlığının korunması açısından yani düğüne gidiyor. Hizmet almak zorunda vatan, devletin asli görevi. Şimdi hizmet alma ayrı bir şey. Yani hastaneye girişini kısıtlayamazsınız. Valideye girişini kısıtlayamazsınız. Doğru dediğiniz gibi hizmet alma. Ama düğüne girişini kısıtlanması tartışılabilir mesela. Düğüne gidişi. Yani sen var, düğüne gelirken nasıl yapacaksın? Nasıl? Düğüne geldim, ben aşı yaptım adam. Abdullah Hoca var da yer aldı. Aha. Nasıl? Sahibi bizim şeyimize mi bakacak? Aşı yaptı. Tabii. Şimdi zaten şimdi HES sorgulamanızdan bakacağız biz şimdi böyle aşı olmuş musunuz olmamış mısınız? Ama şimdi köy düğünleri serbest edince adam belki burada salonda gitmeyecek. Yasak diyecek ama köy düğünleri... Yok ben düğünü şey olarak söyledim yani düğünü örnek olarak söyledim de yani muhakkak vatandaşın hizmet almasını hiçbir şekilde kısıtlayamazsınız yani şeyden ama yani zorlayıcı tedbirler ileride olabilir çünkü bütün dünyada tartışılıyor malumunuz. Yani çünkü burada bir hani kamu sağlığının korunması ile bireysel özgürlüklerin korunması arasında böyle bir şey var. Bir tartışma var. Bir tartışma var. Dediğimiz gibi yani çünkü şu var yani aşı olmamış her vatandaşımız hastalığa büyük oranda açık. Yani büyük oranda açık sonuçta bir koruyuculuk olmadığından. Onun için yani bu tartışılan bir mesele önümüzdeki süreçte özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra belki bir değerlendirme olabilir. Yani malumunuz mesela şehirler arası seyahatler. Şimdi otobüse biniyorsunuz. Şimdi 40 kişilik otobüsün 39'u aşılı, birisi aşısı olduğunda ve bu kişi pozitif olduğunda diğerlerinin de riski var sonuçta. Gibi. Yani böyle değerlendirmeler olabilir. Hani bu olur demiyorum. Olabilir. Ama bir şekilde belki belli zorlayıcı tedbirlerin alınmasının faydası da olabilir. Yani şimdi biliminde aşı olduğu halde koronaya yakalan var. Aşı olduğu halde koronaya yakalanan vatandaşımız var yok değil. Hani var bir yok şey değil. Yani biraz önce bir şey söyledim. 4 tane varyantı saydım. Şimdi vatan özellikle son günlerde aşı. Vatandaşta şöyle bir şey var. Ya diyor neymiş bu polis? İleride bizi aynı sigara tirak ya da uyuşturucu müptelası gibi aşı şeyine çevirecek. Her gün bir varyant çıkıyor. Ve işin garibi aşının güvenilirliği tam belli değil. Sanki biz şu anda deneniyoruz. Kovay olarak deneniyor. Şimdi senin vücuda bir boy aşı onu belli bir süre sonra eğer ki bu laboratuvar ortamında üretilmediyse zaten ölecek. Ama laboratuvar ortamında üretildiyse bu aşı her halükarda sana daha güçlü vuracak. Yani aşı hiçbir işe yaramayacak. Mesela kaç kişi var şu şöyle yani bir şimdi dediğinize biz de katılmıyoruz, bilim insanları da katılmıyor. Bir kere aşı... Bilim insanları kendi çapında bir ama belli olmaz. Biz tarih biliyor ki bilim insanlarının yanıldığı ya da doğru olmadığı bir sürü bilgi var. Olabilir ama bilim insanları sizden çok daha yani fazlasını... Bilim adamları yok elini şubunu diyorlar. Esasen hiçbiri doğru olmadığı çıkmıyor. Hayır bakın. Yani bir kere bakın her gün insanlar bu işe kafa patlatıyorlar.
İkincisi, bizim elimizdeki verilerin tamamı aşının etkinliğini bize fazlasıyla tescil ediyor. Tekrar söylüyorum, eğer biz yükselme dönemine, ki o dönemde zaten İngiliz varyantı vardı mesela Çankırı'da, vardı. Eğer aşı olmadan girsek, Türkiye, yani 65 yaş üstü nüfusta Türkiye dördüncüsü olan bir ilde göreceğimiz ölüm sayısı çok daha fazla olurdu. Bakın tekrar söylüyorum. Şimdi bu, bakın burada bizim söyleyeceklerimiz farz etmek olur. Yani şimdi farz etmek olur. Yani işin ne uzmanıyız, ne siz ne ben. Yani bu işin ne virologuz, hani ne enfeksiyon hastalıkları uzmanıyız. Ama dediğim gibi yani şu anda elimizde bu virüse karşı aşıdan daha etkili bir silah yok. Tekrar söylüyorum. Çünkü bakın o dönemde grafiği de paylaştım. Bizde yani açılmadan sonra, yani Nisan ayındaki açılmadan sonra vaka sayıları artarken 65 yaş üstü hasta sayımız düşüyordu. Yani bu da aşının koruyuculuğunun bize en büyük göstergesiydi. Şu anda da bakın aşı olduğu halde hasta olan vatandaşımız var, yok değil, var. Bir, bu vatandaşlarımızın hemen hemen tamamı yüksek yaş grubunda. Yani zaten bağışıklık sistemlerinin artık zayıfladığı, antikor tepkilerinin düşük olduğu yaştalar. İki, büyük çoğunluğu hastalığı rahat atlatıyor. Yani eğer aşı olmadan yakalanmış olsa belki çok daha ağır atlatacakken, bakın son yükselme döneminde biz hastaneye yatışı gördük ama yoğun bakıma geçişi çok az gördük. Yani serviste yatan hasta sayımız 100'ü vurmuşken yoğun bakımda yatan hasta sayımız 20'yi hiç görmedi. 16'yı gördük mesela. Yani yoğun bakımda her zaman 8-10 yatağımız boş kaldı bu son yükselme döneminde. Bunun da dediğim gibi tek izahı yani hastanın hastaneye düşüp, ki genç yaş grubu özellikle daha fazla hasta oldu bu son yükselme döneminde, servise gelip yoğun bakıma geçmemesinin en önemli sebebi de dediğim gibi aşı olmalarıydı. Onun için tekrar söylüyoruz. Bakın arkadaşlar, şimdi Amerika'nın verileri de internette açık, bakabilirsiniz. Şimdi bütün dünyada aşı olan grup içerisinde hasta olanlar var. Ama yoğun bakımlık olanlar çok daha az, ölen çok çok daha az. Yani aşının esas %100'lük veya %100'e yakınlık koruyuculuğu yoğun bakıma geçiş ve ölümde ortaya çıkıyor. Zaten bu salgında da bütün ülkelerin önceliği yoğun bakım kapasitesini tutmak, açık tutmak. Yani aşı da bunu bize sağlıyor. Tekrar söylüyoruz. Onun için yani aşıların etkinliğiyle ilgili olarak bir tereddüt yok. Bence bunu son, zaten eğer açıkladığımız verileri takip etseniz siz de bunu görürsünüz. Hatırlatma dozu dediğimiz gibi, yani grip aşısını da her yıl vatandaşımız bugüne kadar sorgulamadan oluyordu. Grip aşısı da malumunuz bir önceki yılki en yaygın grip virüsü hangisiyse onun üzerinden üretilip yapılmakta. Onun için her yıl koronavirüs aşısı olacak, biz bunu bilemiyoruz. Dediğimiz gibi bunu bilemiyoruz. Bu önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak. Ama bakın aşılarla ilgili olarak bir, ortaya çıkacak herhangi bir ciddi yan etki varsa bu zaten aşı vurulduktan sonraki ilk yarım saat, sonrasında da birkaç saat veya birkaç gün içerisinde zaten ortaya çıkıyor. Yoksa aşıların böyle çok uzun süreli 10 yıl sonra falan ortaya çıkacak yan etkileri falan yok. Bugüne kadar yapılmış milyonlarca, milyarlarca doz aşı var sonuçta. Yani böyle bir durum söz konusu değil. İki, bu aşılarda böyle bir şey görmedik. Üç, zaten bu mutasyon ve yeni varyantların en önemli sebebi de virüsün hala insandan insana atlayabilir. Yani gidecek yerinin olması. Çünkü mutasyon bulaş sırasında ortaya çıkıyor. Ondan dolayı herkes güvende değilken hiç kimse güvende değil. Sözü söyleniyor tüm dünyada. Onun için G7 ülkeleri 1 milyar doz aşıyı fakir ülkelere bağışlama sözü verdiler. Çünkü tüm dünyada bitirilmezse, yani biz aşılayacağız, Avrupa aşılayacak, Amerika aşılayacak ama Güney Afrika aşılamadığı için orada ortaya çıkacak bir varyant yeniden herkesi tehdit edecek. Bunun için böyle global bir şey yürütülüyor. Ama dediğimiz gibi yani bizim şu anki gördüğümüz aşıların, her iki kullanılan aşının da etkinlikleri iyi, bir sorun yok ve bunlar olmasa şu anda durum çok daha ağır olur. Ben hastanede yatan ve yoğun bakımda olan hasta sayında sizlere çok fazla farklı telaffuz eder olurdum. Hatta ölüm sayısında, çünkü yani son bir ayda çok şükür sadece 10 can kaybımız oldu.